başlayabiliriz. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok değerli hocalarımızla beraberiz. Evet hocam, önce sizi tanıyalım. Eyvallah. İsmim Şaban Keşkeş. İstanbul Medipol Üniversitesi Türk Müziği bölümünde öğretim görevlisiyim. Ayrıca Üsküdar Belediyesi Üsmek'te ney hocasıyım. Gazi Osman Paşa Sanat Akademisi, Gazi Osman Paşa Belediyesi'nin Sanat Akademisi'nde ney hocalığı yapıyorum. Eşim Elif Hanım kendini tanısın. Ben de ney yüklüyorum aslında ama şimdi ritimle girdim. Birazdan ney yüklerim ben de. Seviniriz. Evet, sorularla evet. Başlayalım o zaman hocam. Eyvallah, buyurun. Dilimizin döndüğünce... Tabii. Hocam, ney yüklemeye başlayanlar nasıl bir ney almalıdır? Ya da yeni başlayanlar için tavsiyeniz nedir? Yani kız neyle başlanmalı? Yani mansur olabilir ama mansur tabii ilk evvela akort olarak zorlayabilir. O yüzden kız akort iyidir. Yeni başlayana tavsiyem ses çalışmaları. Uzun ses. Yani uzun ses çalışmak. Nefes bitene kadar. Yani gelecek. Burundan alıp, ağızdan alıp, diyaframa doldurup. Evet. Yani hocası olmayanlar. Uzun ses çalışırlarsa çok geliştirirler. Ne uzun sestir yani üflemek? Ne üflemektir? Aldılar burundan. Bakın karın bölgesine. Biraz ağızdan alıp baş pozisyonu düz. Ne hafif eğik, neye doğru bakın. Üfleyiş şu değil. Mesela şu hatalar çok yapılıyor. Şu. Şu açıyı bozar. Bozuk bir açı. Neye doğru bakın. Yani nezlenin parmaklarını görmesi gerekiyor. Şu şuradan baksana parmaklarını görmesi gerekiyor. Bitti. Sonuna kadar. Hani şöyle bir şey vardır. Havuzda, denizde yüzdüğümüz zaman denize dalarız da çıktığımız zaman böyle bir anda nefes almış oluruz ya. Evet. Bu bir dönüşümdür. Nezlenin nefesini sonuna kadar verip vücudun kendi nefes alması gerekiyor. Yani bitti. Yani tam nefes alacağız. Diyaframı tam dolduracağız. Sonuna kadar vereceğiz.
Şimdi neye başladık? Yarım nefes aldık. Kuvveti olmaz. Rezonansı olmaz. Buna çok ehemmiyet versinler. İki de şey, dudak. Ney? Dudaktan tonlanır. Yani dudağınız ne kadar kuvvetli olursa, dudak kaslarınız, onda kasların kuvvetli olması için de mutlaka uzun ses ve dem sesler çalışmak. Mesela rast pozisyonunda mümkün olunca dudağı ileri doğru itmek gerekiyor. Tiz seslerde çok şeye gerek yok. Hani dudağımızı üzmeye gerek yok ama dem seslerde mümkün olunca uzun dudağımız daha ileride olacak. Şuradaki kaslar kuvvetlenecek. Yani şuradaki kaslar ağrımaya başlıyorsa gelişiyor demektir. Evet, bu iki temel nokta, buna çok dikkat etsinler. Bu onları geliştirir. Gerisi kolaydır zaten. Eskiler 6 ay şu neyi açmazlarmış. Sadece bir kamışı verirlermiş nezlenin eline. Açısını düzeltip ne mafile 6 ay. 6 ay sonra zaten açtığın zaman zaten müzik biliyorlar o zaman tabii. Yani o zamanki dünyada Türk musikisi herkes dinliyor zaten. Bugün bundan 70'li yıllarda 60'lı yıllarda da dinliyordu yani. Yani çok halk bu estetiğe sahipti maalesef. Şimdi maalesef yok. O estetiğe sahipti. O yüzden musiki bilindiği için ondan sonra neyzenin kamışını açtıktan sonra mutlaka musikiye hakim olduğu için çok çabuk ilerlerdi. Bak ama temel nokta dediğim gibi buna çok dikkat etsinler. Eyvallah hocam. Bir başka soru hocam. Ne üfleyen kişinin nefsi terbiye olur mu diye bir soru var. Ha, tabii bu çok şey bir nokta. Evet, yani ne üfleyen kişi nasıl olmalı? Şimdi Saferdal Hazretleri var. Evet. Türk evet, musikisinin repertuarını. Eyvallah. Evet arkada fotoğraf. Yeni musiki repertuarına çok büyük katkıları olmuş bir zat-ı şerif. Menzili mübarek olsun. Allah şefaatine nail eylesin. Çok veli bir zattı çünkü. Evet. Allah dostuydu. Onun bir sözü var. Ben de Fatih Şıtlak hocamdan duymuştum. Ona söylemiş. Evladım, nerede bir müzisyen, bir sanatkar varsa o derviştir. Meşrep olarak. Din dili ne olursa olsun. Onun meşrebi derviştir. Musiki mutlaka insanı bir seviyeye ulaştırır. Bir estetik, bir duyguya ulaştırır. İnsan olabilme hasletleri kazandırır. Sanat bunun için vardır zaten. Sanat insan içindir. Sanat insanın gönlünün inceltilmesi içindir. İnsan olması içindir aslında. Sanat sanat için değil, sanat insan içindir. Ney insanın nefsini terbiye sadece ney etmez. Mutlaka bir hoca lazımdır bu işler için. Nefis tezkiyesi ve terbiyesi için. Çünkü mesela biz ney öğrenmek istediğimiz zaman bir ney hocasına gidiyoruz. İşin püf noktalarını o bize öğretiyor. Aynı bunun gibi o yollardan geçmiş, nefis tezkiyesi yapmış bir kişiye, hakiki bir kişiye, hakiki bir hocaya efendim, nefis tezkiyesi ona gitmekle, onun sözünü dinlemekle bir nefis tezkiyesi yapılabilir. Ama dediğim gibi mutlaka insanı bir seviyeye ulaştırır. Çünkü sanat Allah'ı anlamak içindir aslında. Mevla'ya ulaşmak. O ince olun ki incelikleri anlayasınız hadis-i şerifi var. Evet. İnce olun ki incelikleri anlayasınız. Bakın bizim medeniyetimiz işte bundan bir haberiz maalesef. En basitinden, bakın en basit, bize göre çok basit ama mana olarak çok büyük. Medreselerde, medrese hücrelerinin kapıları çok ufak yapılırmış ki giren talebe başını eğerek girsin, edeple girsin diye. Bakın bu bir edep nişanesidir. Evet. Bakın mimarinin nasıl bir şeyi, inceliği, bir irfandır. Bakın bu bir irfan. Önemli bir şey, irfan bu. Başını eğerek girmesi için. Camilerde de öyle yaparlarmış. Mesela Selimiye Camii'nde ben gördüm. Yeni camide de bir zincir koymuşlar şöyle. Hatta şu an o zinciri biz şöyle bir köşeye bağlamışız. Kapıya bir zincir konulmuş. Eğilerek girsin diye. Edeben. Efendim de söyleyeyim.
bu inceliklere sahip olmak aslında sanat ve şey. Ama dediğim gibi sadece nefis tezkiyesi neyiflemekle olmaz. Evet hocam. İstek parça var. Biraz da kulaklarımızın pası sinirsin. Veysel Karani. Olabilir. O zaman Elif Hanım o zaman bugün. Elif Hanım neyzendir kendisi ayrıca. Bu arada annem mesaj atmış. Diyor ki niye küçük yaşlarda başladın hani söylemiyorsun falan. 15 evet. Yıldır biliyorum ben de evet 14-15 yaşında başladım. Size de soru gelmiş zaten. Elif Hanım'a sorun var. Neyi öğrenmek isteyen kadınlara önerisi nedir diye bir soru gelmiş. Öğrenebilirler. Herhangi bir sakınca yok yani. Tavsiye yani kime gitmeli? Hani bazen üfleyemeyiz falan diye korkuyorlar ama ben de 48 kiloyum ama üfleyebiliyorum. Hani üfledikçe ciğerler biraz da şey yapacak, alışacak. Elif Hanım'ın bu arada Eyüp Belediyesi'nde ney hocası? Afif Hatun Kültür Merkezi'nde ney dersleri başlayabilir. Kayıtlar devam ediyorsa olabilirler. İsteyen olursa evet Eyüp'e gelebilir İstanbul'da yaşayanlar için. Evet hocam. Evet. Veysel Karani Hazretleri'ni dersi. Eyvallah. Kimler neyifleyebilir hocam? Herkes neyifleyebilir. Herkes neyifleyebilir. Yani şöyle, bu iş aşk işi. İnsan severse bir şeyi. Herkese nasip olur mu acaba? Neyiflemek, neyiflemeye başlayıp da. Allah-u Teala ilmi isteyene veririm buyuruyor. Hareketi istediğime. İlmi bir kişi istiyorsa gerçekten, istiyorsa, benim rahmetli annem Kur'an öğrenmek istiyor. Rahmetli anlatırdı yani şeyi. Bana her gece birisi gelirdi Kur'an öğretmeye. Sakallı bir zat bana Kur'an öğretmeye geldi diyor. Bazılarına gerçek, bazılarına yalan. İnanana. Nereye gelmiş? Kendisine yani şeyine. Manada mı yoksa? Yok yok normal. Bildiğimiz. Bayburt'ta annem şeydi. Efendime söyleyeyim hatta çocukları olmuyor işte falan. İşte orada Şehit Osman Türbesi'ne gidiyor. Orada bazı haller yaşıyor, hadiseler görüyor falan. Sonra ikiz çocuğu dünyaya geliyor. 6 sene çocuğu olmuyor falan. Nereden geldik bu konuyu bilmiyorum da. Nereye bağlayacaktık? Herkes ne üfleyebilir mi hocam? Ha, aşk işi bu işler. Bakın işte o annem Kur'an öğrenmek istiyor ve ona bir zat geliyor.
bir kişi geliyor, bilmiyoruz sakallı bir zat-ı şerif. Bu iş sevmek, seviyorsa bir kişi, benim 70 yaşında, 80 yaşında öğrencilerim geliyordu. E şimdi tamam 70 yaşında, 80 yaşında, yürümekte zorlanıyor ama geliyor üflemeye, bakıyorum yapmaya da başlıyor, yapıyor da. Yani sevmek, sevmek. Yani bir şeyi severse insan mutlaka muvaffak olur. Allah da muvaffak eder. Allah'ın adeti böyledir. Yani o insanoğlu şey vardır böyle, şeytan nefis hep şey yapar, vesvese verir, olmuyor yapamıyorum diye. Her ne olursa olsun. O şeytandandır yani. İstiyorsa bir kişi ilmi, Allah mutlaka verir. Eyvallah hocam. Biraz da hocam neyin hani tasavvufta yeri ya da İslam tarihindeki yeri? Yani neyin? Hazreti Mevlana ile başlıyor bizde yani. Gerçi Sümer mezarlarında da bulunduğu söyleniyor. Sümerler yani neye benzer enstrümanların bulunduğu, ama Hamza Dede ile başlıyor bizim ekolümüz. Yani Hazreti Mevlana'nın neyzen başısı Hamza Dede ile başlıyor. 8 yıllık bir neye ekolü var. Bu neye ekolünde 3. Selim, neyzen 3. Selim, padişah 3. Selim de var. Efendime söyleyeyim. Tasavvuftaki yeri de yani çok kısa, ben çok şey yapacağım çünkü evet hocam. Hani ne insana benzetilir tasavvufta? Yapı olarak işte yani asli vatanından koparılmış. Yani bizim aslında asli vatanımız öteki alem. Biz oradan geldik buraya. O yüzden ağlayarak evet, geliyoruz. Evet hocam. Vatan sevgisi imandandır. Sözünün bir manası da öyle derler büyükler. O vatanı sevmek. Yani asli vatanımızı. Neydi, kamışlıktan koparılıyor. Kurutuluyor. Efendimiz, insanın bir serüveni yani. Ateş yapılarak şey, perdeleri açılıyor. İçi boşaltılıyor. Efendime söyleyeyim. Sonra bir ehil bir neyzenin nefesiyle de hayat buluyor. Ehil. Yani şuradan şunu çıkartabiliriz. Yani insan bir nedir? Mürşit de onu işte üfleyen kişi. Ona hayat veren. Böyle çeşitli manaları vardır. Yani bu Mesnevi Şerif'te dinle neyden diye geçer. Dinle neyden. Çin hikayet mükünet diye başlar ya, ayrılıklardan şikayet eder. Aslında biz de işte bu dünyada dört başımız mamur olsa, iki elimiz yağda, bir elimiz balda olsa, mutluluk yok burada. Hep sanal. Hep hayal. O yüzden eskiler meşk yaparlarmış, talim ederlermiş. Mesela talim derlermiş. İşte toplanır zikir yaparlar. Toplanır, sohbet eder, talim ederlermiş. Talim nedir biliyor musunuz talim? Talim, şeyi talim ediyorlar. Ruhlar kalktığı zaman, sur üflendiği zaman, İsrafil Aleyhisselam sur üflediği zaman, evet, kalktığı zaman bir zikir çeşidi vardır. Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah. Böyle kalktığın zaman mezardan toprakları silkeliyorsun üstünden. Bunun talimini yapıyorlar. Evet. Oraya talim yapıyorlar yani. Hep bizim medeniyetimiz, musikimiz, her şeyimiz aslında oraya, asli vatana talimdir. Hani doğumdan ölüme musiki diyoruz ya. Evet. Kurtancığım, doğumdan ölüme musiki, bakın. Çocuk doğar, dünyaya gelir. Bir kulağına ezan, bir kulağına kamet okunur. Bak buradan başlıyor musiki. Evet. Mevlidi okunur. Salalar, namazlar, cami musikisi ayrı, tekke musikisi ayrı. Bak hep bir musikiyle bir iştigali var insanın. Bizim medeniyetimizin. Hep bak. Hep ama nereye? Mesela Karagöz Hacivat'ta eğlendiricidir ama düşündürücüdür. İrfan vardır, Şeyh Küşteri başlar. 10 kere demedim mi sana, sevme 9 yar, sevme 9 yar. 9'dan 8'e iniyor,
İşte 7'ye iniyor. İşte 10 kere demedim mi sana sevme 9 yer, sevme 9 yer. 6 ile 5, 4 ile hiç başa çıkılmaz. 3'ün ikisi terke, terk ile gör. Ta kala bir yer diyor. Bak, ta kala bir yer. Hak dostluğa başlar. Bakın, hikayelerimize bakın. Bir varmış, bir yokmuş. Çocuğa anlatıyoruz ya. Bir varmış, bir yokmuş. İrfan var burada. Bir varmış, bir yokmuş diye anlat başlıyorsun. Biri varız, biri yokuz. Böyle bir medeniyet. Şimdi bu derinlikler maalesef biz unuttuğumuz için bunları bugünün sıkıntısı, sosyal sıkıntılara bakın hep sıkıntılarımıza, hep bu iman zayıflığından, bizim bu medeniyeti ötelememizden kaynaklanan durumlar. Eskiler bunu şeyini koymuşlar. Aslında bakmayın. Yani bir daha Amerika'yı keşfetmeye gerek yok. Biraz karıştırır, biraz bakarsak sorunun temelini çözmüş olacağız aslında. Evet. Evet hocam. Elif hocam, herkes sizden bekliyor. Evet Elif. Neyiflemenizi bekliyor. Evet Elif Hanım, buyurun. İstek var mıydı? Hasretinle yanlı gönlüm vardı sanıyorsam. Öyle mi? İlahi de olabilir. Siz bilirsiniz. Evet. Çalayım mı? Yani çalmayayım istedim. Hiç bozmayayım. Eşlik edebiliyorsun. Tamam. Hasretinde yandı gönlüm. Yalçın Turan'ın mı bu eser? Ha, çok diyoruz ama. Değil mi hocam? Evet. Bu da aşka dahil. Şimdi aşk dediğimiz şey, hasretinde yandı gönlüm. Bir insanın eşine duyduğu sevgi, çocuğuna duyduğu sevgi, aşk, bunlar hep ilahi aşka götüren şeylerdir. Hani evet, Leyla Mecnun hikayesi tasavvufi bir hikayedir aslında. Hani Leyla Mecnun Leyla'nın mahallesinin köpeklerin gözlerinden öpüyor. Ne yapıyorsun diyorlar. Bu gözler diyor Leyla'yı görmüştür diyor. Hmm. Efendime söyleyeyim. Ondan sonra Hazreti Yunus Emre'nin güzel şeyi var ya, nutku. Mecnun'a sordular Leyla nece oldu. Leyla gitti, adı dillerde kaldı. Benim gönlüm başka bir Leyla buldu. Leyla Leyla diye Mevla'yı buldu diye. Evet. Hazreti Yunus Emre'nin güzel bir beyati eseri bu. Eser beyati mi? Hazreti Yunus Emre Hazretleri'nin nutku şerifi. Bu da aşka dahil, yani bu da sütten. Sütten peynir de oluyor. Efendime söyleyeyim,
kaşar pınarı, yoğurt dolu, her şey oluyor, kaymak doluyor. Bunlar aşka dahil. Yani bir insan bu dünyada aşk yaşamışsa, o ilahi aşkı da anlayabilir, bir şubesidir onun. Çünkü gönül şöyle yapar, yani o göz göze konuşma, konuşmadan anlaşabilme, iki aşık arasındaki konuşmadan anlaşabilme, göz göze anlaşabilme, bir iletişim oluyor aralarında. O aslında bir ilahi aşka, Mevla ile olan kurbiyete de bir remzdir. İnsan onu oradan meşk edebilir. Allah-u Teala bu dünyada onları da bize yaşatmış. Hem şey manasında, ne derler ona, hem manevi hem maddi manada bize yaşatıyor Mevla. Evet hocam, şimdi çok özel bir soru gelmiş aslında. İkide bir nefes sayfamızın ismi. Şimdi ikiniz de ilk defa eş olarak katıldığınız yanlarımızda. Eyvallah. İkiniz de neyizensiniz, neyin vesilesiyle mi tanışıp evlendiniz diye bir soru gelmiş. Evet. Benim öğrencim de Elif Hanım. Eyvallah. Gerçi şu an ben onun öğrencisiyim artık. Artık evlenince işler değişiyor. Ney vasıtasıyla tanıştık? Tabii şöyledir, yani bu işler böyledir zaten. Yani insanların anlaşabilmeleri için hep böyle yakın ortak noktalar olması gerekiyor. İnsanlar da genelde bu gibi yerlerde, efendime söyleyeyim, gönülleri birbirlerine ısınıyor. Böyle bir tanıştık vesilesi oldu. Eyvallah. Online ders veriyor musunuz? Elif Hanım'a, Elif yani, Hanım veriyordu galiba. Soranlar oluyor. Online şu an verdim. Özelden evet, ulaşabilirler. Var. Ya okay. Video atıyor galiba Elif Hocam. Online WhatsApp'tan genelde öğrencilerimiz oluyor şimdi bu pandemi döneminde. Evet. Şimdi ben biraz daha YouTube'a yüklendim. Orada Neyzen Elif diye bakabilirler. Ney dersi videoları var. Evet. Neyzen Elif. Bayağı takip eden öğrenciler var ve çalabiliyorlar da. Çok mutlu oluyorlarmış. Çok güzel. Selam ediyoruz. Hocam istiyorsanız biraz meşk yapıp canlı yayınımızı sonlandıralım. İkiniz birlikte... Daha ne oldu ya, daha vakit var. Tamam, siz hocam, de meşk yapalım galiba. Evet. Söyle. Hadi bakalım bismillah. Ama Elif Hanım buyurun, sizden şöyle bir bütün meşriği şey yapayım. Bir sabah o zaman bir üfleyelim. Var mı istek başka? Yani var. Bakayım. Sorular olursa soruları alabiliriz. Daha herhalde bir saatimiz, yarım saatimiz var değil mi? Yani yarım saatimiz var, yaparız. Evet hocam. Hı. Siz hocam. Thank you.
yakışır bir makam. Soru varsa alabilirim yoksa soru, devam edebilirim. Kendinize üstad olarak kimi alıyorsunuz? Var mı? Hangi hocanın ekonomi benim sorarsınız diye. Yani var mıydı ya da? Şu an kabul edilen, yani herkes tarafından takdir edilen. Tabii değişik ekoller var ama Saadettin Öztürk'ün ekolü. Yani Niyazi hocamızın ekolünün üzerinde de bir şeyler koymuş mutlaka Saadettin Hoca. Şu an hani bilinen, kabul edilen önemli üstadlardan bir tanesi benim hocam Saadettin Hoca, Saadettin Özçin'i. Saadettin Hoca tabii tavsiye ederim dinlemeyi. Ama tabii değişik hocalar da var. Hani mutlaka onları dinlemek lazım. Ben en son Ender Doğan'a gitmiştim Ender ama hocam onun çok... hocası kimdi acaba? Niyaz Hoca'dır. Ender Hocam da çok kıymetli tabii. Ender Doğan da çok... Aynı zamanda şey, ses sanatçısı zaten. İyi bir müzisyen, iyi bir musikşinas, hem de iyi bir neyzen. Ama tabii Saadettin Hocam çok daha farklı bir boyutta. Yani o artık ney elinde onun bir solist olmuş. Ben çünkü derslerine iştirak ettim, katıldığım için hakikaten o artık neyle hemhal olmuş. Çok kıymetli bir insan. Çok kıymetli bir müzik adamı. Ama tabii burada bir isim verirsek haksızlık etmiş oluruz. Eyvallah. Bu saza emek harcayan çok büyük ustalar var. Şimdi hatır halime gelmiyor da. Yani eyvallah. Hepsinden yararlandığını hepsinden yani. Mutlaka yani her arı gibi eyvallah. Her çiçekten arı almak, güzel olanı almak. Bizim medeniyetimize mesela İslam medeniyetinde Hristiyan'da da güzel bir adet varsa onu alır. Müslüman. Alır. Yani onu bozmaz. Güzel olan ne varsa güzel olana taliptir. Yani Müslüman güzel olan her şeye taliptir. Güzelse alınır. Bakar mesela şuradaki şu kısmı çok, şu şeyi çok güzel. Onu alır. O güzeli alır. Öbür kişiden, öbür üstattan başka bir şey alır. Zaten benim şeyim şu yani. Mesela Saadettin Hocam'dan Cemil Bey'den mesela çok dinliyor. Ben bakıyorum Cemil Bey'den açıyor tamburu Cemil Bey'i. Dinliyor. Allah Allah diyor. Allah Allah bir duygulanıyor falan böyle. Hep alıyorlar. Onlar arı gibiler. Her çiçekten almaya, gönül dünyalarını güzelleştirmeye çalışıyorlar. At gözüyle bakmamak gerekiyor yani. Onu da bir açıklayayım. Mesela klasikçiler, klasik olmayanlar falan filan. Bu konulara hiç girmesinler. Yani herkesin bir yolu var. Klasik istiyorlarsa klasik yönde ilerlesinler ama mesela Ercan Irmak, Eyüp Amiş bunlar çok kıymetli müzisyenler. Mesela Ercan Irmak daha piyasa şeyi ekol üfleyen bir hocamız, kıymetli bir büyüğümüz. Mesela çok önemli bir müzik adamı. Çok önemli bir müzik adamı. Her şeyi mecrasına değerlendirmek gerekiyor. Bir şeyi değerlendirirken biz de eskiden gençken böyle, yani hala genciz de çok keskin olur gençler biraz böyle. O şu şöyledir, bu böyledir. Değil işte. Değil. O yüzden keskin olmasınlar bu konularda. Araştırsınlar. Bir de iki neyi müflesek acaba? Olur. Evet, Elif Hanım buyurun. Şey yapalım mı? Çeşen Kızı'nı. Hadi bakalım isimler. Bunu... Evet, onu artık. Dört ses. Dört, tamam. Hadi bakalım. Bu dört mü? Dört. Bir dakika. Bu niye küçük geldi gözüme? Tamam. Evet. Hocam ya, bir soru var. Tabii. Harbiden hani çok önemli aslında. En çabuk terk edilen enstrüman mıdır? Hani gerçekten çok hevesleniyor herkes. Ama sabır gösteremiyor. Hemen böyle hani bir küsme oluyor, şey oluyor. Ne öneriyorsunuz? Şimdi üflemeli sazlar diğer sazlara nazaran bir de nefes terbiyesi, tezkiyesi gerekiyor. Biraz daha zordur. Ama bakın bu işin püf noktası aslında şudur. Diyafram bunu ehlileştirmek, geliştirmek aslında ilk temel nokta. Sabır gerekiyor bu işte. Şu an toplumda bir sabırsızlık var. Çabuk zengin olma. Evet. Her şeye çabuk ulaşabilme hastalığı.
Bu mümkün değil. Benim bu işte iştigalim 26. senem. Ney sazında 26, Elif Hanım'ın 15 sene olmuş. Bu işler demlenerek, hani çayın demlenmesini bekliyoruz ya, bilgi hemen hayata geçmez. Bir şeyi öğrenirsiniz, o sizin beyniniz onu belli bir zaman içerisinde işler kullanılacak hale getirir. İlk evvela sabır gerekiyor ama bakın ilk temel nokta şu, uzun süre çalışmak. Ve doğru bırakanlar, ses üflemek, doğru ses üflemek, akortlu üflemek. Biz gerçi şu an akorttan, hani saz olmadığı için çok belki akorttan çıkmış olabiliriz ama derin nefes alıp burnunuzdan, biraz burundan, biraz ağzından karınla doldurup uzun uzun ses üflemek. Derin nefes alıp uzun uzun ses üflemek. Burada çabuk sıkılıyorlar ama bu işler böyle. Hattatlar da böyledir. Bir elif harfini on binlerce kere çeker. Şimdi nefes alır hattatları. O şeyi çekerken nefesini de yavaş yavaş bırakır ki eli titremesin diye. O kadar kolay değil. Bir fıkra anlatayım hem de böyle bir şeye vesile olsun. Deliler Hastanesi'ne gidiyor doktor. Bakırköy. Yeni daha doktor. Bakıyor deliler. Onlar işte çok veli de vardır ha. Deli dersin velidir aslında. Delisi ayrı, velisi ayrıdır. Bir sıraya giriyorlar. Bir duvarda bir delik var. Sabahtan akşama kadar bakıyorlar. Sıraya geçiyorlar, bakıyorlar böyle. Turnike. İniyor aşağı bir bakayım diyor. İkinci gün artık merak ediyor. Ne var bu duvarda diyor. Sıraya geç. Diyorlar sıraya geç. Delilerle sıraya giriyor. Geliyor. Duvarda bir delik. Bakıyor bakıyor. Hiçbir şey göremiyor. Allah Allah. Ya diyor. Ben diyor yeni geldim buraya diyor. İki günden de beri bakıyorum. Siz diyor sabahleyin kalkıp diyor bu duvardan delikten bakıyorsunuz diyor. Ne görüyorsunuz? Ben baktım bir şey göremiyorum diyor. Biz yıllardan beri bakıyoruz bir şey göremiyoruz. Sen bir bakmayla bir şey göreceğini mi zannediyorsun? Geç arkaya diyorlar. Biz yıllardan beri bakıyoruz. Bir şey göremiyoruz. Sabırmış. Her işte sabır. Bakın sabırla alakalı çok önemli şeyler vardı bizim medeniyetimizde. Sabır. Sabır evet. Önemlidir. Sabretmek çok önemli. Büyük bir erdemdir. Bakın neyde başını eğersin, uzun uzun üflersin. Bu ilim öğrenirken tefekkür de edersin. Hani derler ya şey vardır. Allah-u Teala buyurur ki ilim için kapıdan çıkıp ilim yapacağı yere kadar gidip gelen kişi büyük mükafatlar, büyük sevaplar verilir. Büyük müjdeler vardır bakın konuda. Senin yolda gittiğin de tefekkürdür aslında. Bir ilime gidiyorsun, o bile seni geliştiriyor. Yani bu ilim, yani şurada ne öğrendim? Bu mekanik bir şey değil. Hani böyle bilgisayara çip takıyorsun, zaman onu bilgiyi oraya aktarıyor. Bu insan böyle bir varlık değil. O ilmi öğrenirken de bir şeyler öğreniyorsun. Daha sonra sen bir şeyler öğretirken de sen bir şeyler öğreniyorsun. O yüzden bizim medeniyetimiz bakın demlenme, dem bu demdir, hep dem, sakinlik, bazı konularda sakin olmak, fevri davranmamak lazım. Bakın musiki, bizim musikimiz niye yavaştır? Şu anki müzikler daha hızlı müzikler. Niye hızlı müzikler? Tüketim hızlı. Bugün dünyasına tüketmek, tüket diyor, hızlı yap diyor, bir şeye hızlı şekilde ulaş diyor. Zenginliğe hızlı ulaş. Her şeye hızlı ulaş. Yok öyle bir dünya yok. İnsan öyle bir varlık değil. O zaman işte insan insanlıktan çıkıyor. Bir şey daha çalalım mı? Evet, telefonu. Hüseyin'den girmişken. Tabii, çalalım. Var mıydı başka? Demedim mi ilahisi vardı öyle isteklerde. Mi? Hüseyin'e girmiştik ya. Şey, al yazmamı yapalım, ondan sonra öbürünü yaparız. Şey, siz isterseniz üfleyin ben çalalım. Yok, hadi o zaman şey yapalım. Güzel aşık. Güzel aşık. Şey ben de olur. Ben taksim yapayım. Tamam. Ya ben de mi gireriz?
olduğu için kusurumuzu görmesinler. Sizden gelince böyle oldu. Tabii yani erkek lisesi akorda değil tabii. Hocam biraz klasik istiyorlar bir de. Bir klasik. Bir kızıl koncaya ben. Ya tamam işte tam benim tarzım tabii, şeyler istiyorlar. Elif abla senden istiyorlar galiba. Evet. Yok. Yine bu ses sen mi? Ben okumam. Okumam. Elif Hanım şey yapsın. O zaman sen çal ben miyim? Ne? Okusun. Ne yapayım? Benim firm istiyorlar değil mi? Evet. Bayanlar çalabiliyor mu? 3-4 üflerken süsleme yapmakta zorlanıyoruz. Öğrencilerinize ne önerirsiniz diye soruyorum. Ya aslında yaptıkça oluyor. İster istemez gidiyor. Ben de böyle yavaş göstermeye çalışıyorum ama eller artık hızlandıktan sonra... Bir kere böyle düz çalmak lazım. Ben de hep diyorum ki süsleyerek hani öyle öğrenin. Bir de tabii eyvallah. Meş usulü dediğim bir şeyde ilk önce süslemeler de öğretilmeli. Yani en azından üst üste notalar geldiği zaman bir çarpma falan yapılırsa nefesi bölmeden sadece parmaklarla yapıyoruz. O zaman en azından melodi daha iyi duyuluyor, daha iyi anlaşılıyor. Ya burada olanlar, İstanbul'da olanlar derslerinde iştirak edebilir. Üsküdar Üsmek Gençlik Merkezi, Üsküdar Gençlik Merkezi, Gazi Osman Paşa Sanat Akademisi, Büyük Belediyesi, Halif Hatun Kültür Merkezi. Efendime söyleyeyim. Tabii o dediğim gibi en önemli nokta burada üfleme, uzun ses üfleme ve dudak kaslarını kuvvetlendirme. Ama İstanbul dışında olanlar var. Onlar için de artık onlar peki hocam hani internette böyle herkesten böyle ders alsın mı? Hani çok var çok internette. Çok var. Doğru yerler nasıl doğru yerleri öğrenecekler? Ya ben göstermeye çalışıyorum oradan bakabilirler. Evet. Neyden Elif evet. YouTube'dan. YouTube'dan evet. Güzel videoları var. Güzel videolar var, çünkü evet. Takip etsinler, öğrenenler varmış. Eyvallah. Parmak egzersizleri için öneriniz var mı? Diye de sormuşlar. Parmak egzersizleri? Evet. Parmak egzersizleri geliştirmek için bir eser belirleyip o eser üzerinde geliştirmek lazım. Biz de gene biz genel dinleyi başlarken böyle bir egzersizle çok başlamadık. Bir gamlar falan çıktık ama genelde eser üzerinde. Yani bir pilot eser seçiliyor öğrenciye. Onun üzerinde zaman duygusu, çarpma, süslemeler, uzun üflemeler,
Hem sesler bütün... oturuyor, hem evet. parmaklar... Ya onun üzerinde meşk ediyoruz. Örnek veriyorum işte. Salavatla başlasınlar. Salavat ya da işte Ras bir eser. İşte. Ras biraz zor gelebilir. Entel hadi, entel harf, neysel hadi. Çok ufak melodiler ama... Orada ama sol öğrenci... biraz zor çıkıyor ya o yüzden. Hani ne yetişmesinler. Zaten şu an ilk nevadan başlanıyor. Evet. Rasta kadar mutlaka ses çıkartmak. Re sesi değil mi? Re, re, evet. Re nevadan başlanır. Aşağı doğru indikçe dudakları biraz daha büzmek lazım. Bir de zorlaşır galiba ses yani çıkarmak. Aşağı doğru indikçe dudak kaslarıyla biraz daha bastırmak gerekiyor ki evet. Sıkmak gerekiyor ki sesler çıksın. Daha yavaş döflemek gerekiyor. Yani evet. Yukarı doğru da dudağımızı çok rahat bırakabiliriz ama aşağı doğru sesler zayıflıyor. Bunu kuvvetlendirmek için kaslar. Başka soru? Başka soru şu anlık yok hocam. Evet. İstiyorsanız bir parça... Yani ufak bir tabii şey yapalım. Kaç dakikamız var? Şu an bir saat olmasın 10 dakika falan. 10 dakikamız var. Şimdi biz genelde burada şu an şunu yaptık aslında. Yani neyden murat adam olmaktır, insan olmaktır. Musiki. Efendim, şunu bir toplayalım, genel bir toplam. Ondan sonra bir eserle inşallah tamam. Noktalandırırız. Eyvallah. Yani buradaki bütün amaç hem insanoğlu eğlenirken hem irfanı, manayı da anlamak. Bakın Nasreddin Hoca fıkralarını bir bakın. Size çocuklar bunu anlatırken hem güldürücü, eğlendirici ama düşündürücü de. Komedi dediğimiz şey de böyle bir şey olmaz zaten. Hem seni düşündürmeli. Karagöz Hacivat'tan bahsettik. Musikimizden bahsettik. Güzel. Bunlar hep insanı kamil olmaya itmek için, yönlendirmek için bir araç. Musiki de bir araçtır. Amaç değildir, bakın araçtır. Evet, hocam. Yani çok iyi bir ney üfleyen, çok insan, çok iyi bir insan olamayabilir yani. Ama çok iyi insandır mutlaka. Çünkü sanatla, müzikle uğraşıyorsa mutlaka gönlü incelmiştir. Bir hadise, hikaye anlatalım. Muzaffer Efendi herhalde, Muzaffer Ozak Hoca, onun dergahına, tekkesine bir kabadayı, eski Külhan Bey, Osman Külhan Bey ile intisap ediyor. Tabi namaz, zikir, ilahi filan, musiki filan derken biraz yumuşamaya başlar insan böyle. Tabii böyle ağlıyor falan, duygulanıyor falan. Gözler mözler yaşıyor da kendine de yediremiyor şimdi. Erkek adam ağlamaz ya. Diyormuş ki, bir Muzaffer Efendi'ye dermiş olduk diyorum. Her gün kadınlar gibi ağlıyoruz. Kendine de yediremiyor falan filan. Hani kadın duygusal olur ya. Kadınlar gibi ağlıyoruz falan filan diyormuş. Bakın gönlü inceltir bu işler. Ama amaçtır bu. Araçtır. Amaç değildir. Amaç şu gönül evi var ya, Şemsettin Sivas Hazretleri biliyor ya, şu çıkar ayarı dilden ta tecelli edak. Ayar dediğimiz şey, Allah'tan gayrı olan her şey. Maşallah bizde hepsi mevcut. Sür çıkar ayarı dilden, gönlünden ta tecelli ede hak, padişah konmaz saraya, hane mamur olmadan. Sen gönlünü bir, orayı bir, orası Allah'ın evi, orayı temiz tut. Padişah mutlaka oraya gelir, uğrar, mutlaka konar. Padişah konmaz saraya, hane mamur olmadan, maşallah bizim para, dünyalık, hep bu gönlümüzde. Eski büyükler derler ki, evladım para cebinde olacak, gönlünde olmayacak. Gönül Allah'ın evi, gönlünü kirletmeyeceksin. Bakın aslında burada, genel manada baktığımız zaman toplumun bütün sorunları var ya, hani bugün Avrupa'da biz ciddi bir bu depresan ilaçları, ben bakıyorum böyle etrafımda, kınamıyorum bakın, kınamak için söylemiyorum. Gerçekten bunu kullanmak isteyen insanlar, kullanması gereken insanlar var, doktorun biz işine karışamayız. Ama bir şey haline geldi, herkes de antidepresan hap kullanıyor. Eskiler bakın bunların hepsini bak şey yapmışlar, hepsini söylemişler. Olması gereken. Eğer bizim kullanım kılavuzunda, yani Allah'ın bizi yaratmış olduğu insanı insan sıfatından ne zaman çıkarsak o zaman sorunlar çıkmaya başlıyor. Çünkü bedenin ihtiyaçları var.
yemek, içmek, gezmek, su içmek gibi ruhun da ihtiyaçları var. Biz bunu es geçiyoruz. Hep bedeni ihtiyaçlar bugün önde. İyi arabalara binelim, iyi evlerde oturalım, iyi yiyelim, iyi gezelim, iyi bir saat işte kullanalım. Hep bu şeydeyiz. Şimdi ruhun gıdası bir eser daha yapalım. Tabii. Ama ruhun gıdası dediğimiz, bakın ruhun gıdası. Ruhun da bir gıdaya ihtiyacı var. Bu unutuluyor maalesef. Bugün ruhun gıdası da var mı işte? Var. Siz kendiniz... Evet. İnşallah. Eyvallah. Sürçülisan etmişsek affola. Estağfurullah. Şu beni divane görün. Ama şu beni divane görün. Ama bu... Bu dediğimiz neş dediğimiz şey biraz sohbetle, biraz böyle gider. Çünkü dediğimiz gibi sadece neyle, sadece şeyle olmaz. Arada mutlaka bu musiki, bu dünya bunu da insana söyletir. Malumat furuşluk olarak algılamasınlar bunları. Bu musikiden çıkan, hatır halimize gelen hadiseler, kıssalar, efendime söyleyeyim. Evet. Neydi efendim? Şu benim de vermiyorum. Size sağlık. Eyvallah. Biz teşekkür ederiz. Teşrif ettiniz, geldiniz buraya kadar. Bizi izleyen, bizi dinleyen, efendim söyleyeyim, kıymetli hazuruna da en kalbi selamlarımızı arz ediyorum efendim. Sürçücü ihsan ettiysek affola. Estağfurullah. Haklarını helal etsinler. Eyvallah. Bir faydamız olduysa efendime söyleyeyim, ne mutlu bize efendim. Eyvallah. Hayırlı akşamlar herkese. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.